Vardı da biriyle bir evrak geldi de onu bir özür dilerim ama bir yandan da sizi dinliyorum. Bir önemli bir yazışmaydı. Şimdi, Sevil Hanımcığım bana şunu söyler misiniz? Siz sonuçta bir yıl boyunca Necmettin Bey'le aynı evi paylaşıyorsunuz. Kendi evimi paylaştık. Evet, tamam. Almanya'ya gidiyordu. Peki, ben onun evine toplamda 3 ya da 4 kere gittim. Kendi evine. Ben seninle Necmettin Bey'in evine. Evet, evet. Siz Necmettin Bey sizden çocuk istedi mi? Biz karşılıklı buna beraber karar verdik. Evet, kendisi de bunu şartı beyan oymuş etti. Çünkü beyefendinin sizle tanışmasının ve sizden sizle birlikte olmak şimdi, istemesinin nedeni sizden bir çocuk sahibi olmakmış, doğru mu? Şimdi Didem Hanım, yani ben 41 yaşındayım. Benim bir tane oğlum var. Kaç yaşında oğlunuz? 14 yaşında. Ben de tabii ki bu yaşta çocuk istemem de gayet normal ama onun hani istemesi biraz bana tuhaf geldi açıkçası. Niye? Ama ona seni rağmen doktora götüren sen 650 lira verdim hanımefendi. Ya bir konuşsun ama ya bir dakika ama lütfen. Yanlış konuşuyor. Doktora götürmüş sizi. Seni ama yani bu i̇nsan şekilde olmaz ama yani. Nurettin Bey, pardon, Necmettin tamam, Beyciğim mi konuşacak tamam. Ya siz bu kadını sevmediniz mi? Sevdim, hala seviyorum. Ha. Bak, hala seviyorum. Necmettin Bey bu kadar tutarsız bir kişi olduğu için bence sizi hala seviyor ama. Ya da şöyle söyleyeyim, Necmettin Bey kadınları seviyor. Yok, kadınları değil. Allah için ben sadece onu sevdim. Ya bence kadınları genel anlamda kadınlara yok, karşı bir öyle bir şey farklı yok. Sevginiz var yani. Ben onda başka bir evet, kişiye ben, kötü gözle bakmadan çok sevdim. Ben kendisine nikah kıydım. Kıydıktan kıydığımız resmi gün hatta yok bana bu arada. Resmi nikahla alakalı 2 ay sonra nikah kıyacağını beyan etti. Yani resmi nikah kıyacaktınız yani. Resmi nikah kıyacaktı evet. 2 ay değil. 2 ay sonra söz verdi. Sen niye gelmedin? Lütfen ailem vardı. Onlar bağlanabilir. Sevil Hanımcığım, sevgili Sevilciğim. Şimdi çocuk sahibi olabilmek için bir doktor kontrolünden geçtiniz mi? Şimdi şöyle, şaşırmadınız mı ama beyefendinin 73 yaşında olduğunu öğreniyorsunuz, sizden 30 yaş. Ama ben kendisine inandım, sevdim, güvendim. Zaten o için girdim o yola. Sevil Hanımcığım özür dilerim ama beyefendi 73 yaşında. Bak kusura bakmayın da söylemek olsun, zorundayım olsun. Yani. Ben kendimi 18 yaşında zannetti. Aynen öyle. Ya kusura bakma da 73 edelim, yaşındasın tabii. Yani. Bunu da şey yapmak için söylemiyorum. Kendini 18 yaşlı delikanlı zannediyor da. Yani, ya hayır sizin yani açınızdan. Şimdi beyefendi kendini 18'lik delikanlı zannediyor, size aşık olmuş. Hoş güzel bir kadınsınız. 41 yaşındasınız. Çocuk sahibi olmak istiyor. Şimdi ben beyefendi kendine göre anlamıyorum, anlamaya çalışıyorum. Yani ama ben sizi anlamadım yani. Siz niye 30 yaş büyük biriyle 41 yaşından sonra, çünkü kadın için de doğum riskidir. Niye çocuk sahibi olmak istediniz? Sen de ben kız çocuğu istiyorum. Hem de kız çocuğu. Vallahi billahi Kur'an-ı Azim yani, için. O hacide anam da zina edeyim. Allah bakayım. Ne biçim konuşuyorsun özür ya? Özür dilerim. Yani ben, ama lafına dikkat et lütfen. Özür dilerim ama beni şey et. Ama biz ulusal yayın yapıyoruz. Ha. Bir mahallede ya da ev içinde konuşmuyoruz. Ev içinde de böyle şeyler söylenmez. Buyurun Sevil Hanımcığım. Yani şimdi onlar nasıl kısmet işleri bilemeyiz tabii ki. Belki benden ötürü, belki ondan ötürü olmayabilirdi tabii ki ama ben bunun için doktora gittim. Evet, bu iddiaları kesinlikle hani şey yapmıyorum, yalanlamıyorum. Gittim. İstediğim için gittim. Evet, yani benim hani onu kandırma ya da dolandırma gibi bir düşüncem olmuş olsaydı zaten böyle bir şey yapmazdım. Ya siz kandırmadınız mı? Efendim? Siz kandırmadınız mı hiç? Gerçekten amacınız sizin de çocuk sahibi olmak ve yuva kurmak mıydı? Kesinlikle. Çünkü Necmettin Bey bana o şeyi vermişti. Güveni vermişti. Yani çünkü birbirimizi bir de kendimizi istirham edebilir miyim? Birbirimize şimdi karşı hanımefendinin ya bir bitirsin ama duygularını bir öğren sen bugüne kadar. Birbirimize karşı inandık, güvendik. O da yine çok iyi biliyor benim kötü bir insan olmadığımı. Çok iyi biliyor. Adı kadar emin yani. Ama sizin bir görüntünüz var. Beyefendinin jipini kullanıyorsunuz. Bayağı da pahalı bir marka jip. Üst segment. Nasıl? Bir arabasını kullanıyorsunuz. Bir arabada görüntünüz var ya sizin. Evet. Beraber bir görüntünüz var. Aracın içerisinde giderken Necmettin Bey size sürekli böyle sevgi sözcükleri söylüyor. Siz biraz ondan bunalmış gibisiniz. Yani Necmettin Bey'in ilgisinden sıkıldınız mı bir süre şimdi sonra? Şimdi şöyle, az önce de bahsettim ya, 2 ay sonra resmi nikah kıyacağım dedi. Kıymadı. Ha, sözünü tutmadı. Yanlış, sözünü tutmadı yanlış. Evet. Her geldiğinde işte bana farklı yalanlarla geldi yani. Nasıl yalanlar söyledi size? İşte nikah kıyacağım diyerekten geldi. Hiçbir şekilde icraat yok. Sana şunu yapacağız dedi. Hiçbir şekilde icraat yok. Sana bunu yapacağız dedi. Hiçbir şekilde icraat yok.
Yani ben bunun sözlerini artık yani... Yalan. Ne zaman bu sizin iddianıza göre bu yalanları ne zaman söylemeye başladı? İlişkinizin kaçıncı ayıydı? Tam hatırlayamıyorum gününü. Mehmet'cim yani... bir bağlanacak. Bir dakika, bir dakika. Şu arabadaki bir görüntünüz var. LED'e de verseniz o görüntüyü. Bu arada... Jipin içindeyken mi? Biliyor muydunuz sizi? Sen ya, o zaman bana soğumuştun. Bir dakika, dur Necmi. Bir dakika Necmi Hanım. Bu jipin içindeyken bunu biliyor muydunuz sizin artık resmi olarak evlenmeyeceğini? Nasıl? Arabayı kullanırken bir görüntünüz var ya. Evet. Bir ekranlara gelsin ben öyle sorayım. Şu videoyu bir daha ekranlara getirsen Acar'cığım. Gelsin izleyelim lütfen. Hanım... Her şeyle yakışıyor o. Güzelime bak. Seni seviyorum. Ne yapayım aşkım? Sen benim son kaderimsin. Seviyorum oğlum. Sevmek var mı? Sen hiç aşık oldun mu? Sevdiğin için beni böyle kırdın. Ben benim ölümü tüketirsin. Ben ömrünü yerim, seni ömür tıkatacağım sana. Affedersin, beni daha çok affedersin. Senin üstüne gül kokmam. Necum. Çekme canım sana, çekme. Dedim. Siz burada yani Necmettin Bey'in arabasını kullanıyorsunuz değil mi? Onun arabası. Sormak zorundayım, benim arabam dedi. Kendi arabası evet. Tamam, kendi arabası. Orada bu arabanın içinde bu videoyu çektiğinde siz artık Necmettin Bey'in sizinle resmi bir nikah kıymayacağını biliyor muydunuz? Kıymayacağını değil, kıyacağını söylemişti. Ha, burada daha ne zaman öğrendiniz resmi nikah kıymayacağını, aldatıldığınızı ne zaman öğrendiniz? Yani bu arabadan bu, sonra mı? Bir dakika, ne oldu Necmettin Bey'cim, bir şey öğrenmem lazım. Ben gününü hatırlamıyorum ama bununla alakalı bana tabii ki imam nikah kıyıldıktan 2 ay sonra kıyacağının sözünü vermişti. Ben şunu anlamaya çalışıyorum Sevil Hanımcığım. Siz bu arabanın içinde Necmettin Bey size canım diyor, bana Necom de diyor, size çok ilgi gösteriyor. Hı. Fakat siz yani bu ifadeyi kullandığım için özür dilerim, yüz vermiyorsunuz. Ya, neden? Ne oldu? Orada başlamıştı, Mehmet'le anlaşmış. Bir ilişkiniz başlıyor iddiasına göre Mehmet diye biriyle, o yüzden mi yüz vermiyorsunuz? Hı. Ben işte bu sözlerini yerine getirmediği için ayrılmak istediğimi söylemiştim Mehmet'i kendisine. Mehmet'i niye eve aldın? Mehmet'i sen niye dükkanı aldın? Ben Mehmet'i eve almadım. Dükkanı almadın. Ya sizi bir konuşalım, Mehmet'e Mehmet geleceğiz. Ben Mehmet'i eve Mehmet almadım sana hiçbir yaptı. Şekilde. Sen hastaydın, sen bana ben dedim. Müsaade eder misin bir konuşayım? Tamam, konuşayım. Lütfen. Benim şimdi şöyle bir şey Didem Hanım, Mehmet benim çok eski bir arkadaşım. Ne dostun senin, ne arkadaşın? Necmettin Bey hakkında bana, hani beni sevdiği için bana onun hakkında bazı şeyler söyledi. Hani hoş olmayan şeyler söyledi. O böyle şöyle böyle bir insan değil, ona dikkat et falan. Mehmet Bey mi? Tanımıyor ki Necmettin Bey'i. Mehmet beni ne de tanıyor, beni ne de bir dikkat edecek. Araştırmış. Hele şu yalana bak. Ben kimi ona söyledim ama evlendiğimi söyledim bana geldiğinde. Şu videonun devamını beni izleyelim lütfen. Bana bak. Özür dilerim, bir dakika şu videonun devamını izleyelim lütfen. Sevgili Hanım, bir dakika dur Necmettin Bey'cim. Ama ben unutuyorum ama. Playleyin arkadaşlar. Mehmet kapının önüne geldi. Arkadaşlar ne sesi açtınız, ne sen videosu geliyor, ne yapmaya geldi. Çalışıyorsunuz. Bir dakika bakar yok, mısınız? Yok, kaynakası yok. Videoyu siz devamını. Hep bir dakika. Prensesim benim. Nasıl, iyi geldin mi? İyi geldim. Maşallahım var ya. Kaymağım benim. Yolun sana dayanmaz. Nihat'a dayanmaz yok. Nihat da senin gibi sürüyor. Abimin oğlu. Canım benim. Geç kaldım. Sen bana dedin. Ben uykuda kalktım. Bana dedi ki ben. Uyuyamam. Bir daha uyumuş seni. Sağ ol. Yakışıyor. Hanım sana yakışıyor araba. Hı? Çirkine de yakışmaz. Daha güzel ne yakışmaz? Bir söylesene. Desene Necom benim. Bir söylesene. Necom mu? Necom demiyorum ben. De Necom benim. Allah aşkına. Bir söyle bir buraya girsin. Hayır, bilmiyorum. Necom. Allah aşkına. Hadi Necum ben. Sağ ol. Sağ. Az ileri ileri git, ileri doğru. Az orada sağ. Burada sağ dön. Evleneceksiniz, size hediyeler alıyor, onun arabasını kullanıyorsunuz, arabada gidiyorsunuz, aranızda bir ilişki var, Necmettin Bey'i seviyorsunuz. Fakat ona soğuk davranıyorsunuz. Neden? Kendisi sebep yani. Ama anlatın ki bileyim. Niye sebep?
Neden? O da merak ediyor. Ben sana ekmek kadar... mi vermedim, para mı vermedim, yemek mi getirmedim? Sen bak, kesinlikle özür dilerim. Sana hangi etmiyorum? Sen demin dedin ki bir dakika. Tabii sen hep kabul etmiyorsun. Polisin yanında kabul etmedin. Bir dakika. Gerçekten öyle bir şey yok ya, orada ya, Didem ya. Hanım. Kesinlikle yok. Ben sonuçta aç bir insan değilim ki. Sen demin nikahı diyor Resmi hanımefendi. Nikahı dedim ki kendi yemin getirdi, ederim kendi Allah. Kendi yedi dedim, yani. Dedim hamile oldum bir dakika. Şimdi hamile oldu mu sana nikah kıyacağım. Bebek olunca yanan, yapacağım. Tabii, bebek olunca. Hamile. Senin bütün... Resmi nikah olmadan ben nasıl geri kalabilirim? Haklı, haklı. Değil, yani, tamam. Haklı. Anneciğim ben hayır, de dedim. Hayır bebek, ben, resmi tamam, nikah olmadan ben nasıl geri kalabilirim? Gel ben yaparım. Ha? Ben resmi nikah yaparım. Bebek o yapsın Almanya'ya şimdi. Almanya'ya götüreceğim. Ben, istersen bebek yapsın yapmasın. Şu anda mı istiyorsun? Evet. Ben malım, istemiyorum. Gel, ben, kesinlikle çünkü istemiyorum. Çünkü başka adam bulmuşsun. Sen boş ver. Evimi tutmuş. Ben evi tuttum. Tutmadı. Hayır öyle bir şey yok. Kesinlikle öyle bir şey yok. Tutacaktık. Sen o evde çıkmamış mısın? Tutacaktık. Ya ne öde? Sen o evde çıkmamışsın. Ama kendinde durmadı. Siz hala Almanya'ya beni araştırabilirsiniz. Ben Didem seni Hanım. Almanya'ya evime gelebilirsiniz. Dükkanıma gelebilirsiniz. Ona ait hiçbir şekilde hiçbir şey yok. Yok canım. Benim elbise eşyamı kabul etmiyorum bundan. Sizi ya, hala seviyor ve sizi Almanya'ya götürmek istiyor. Şey yani bir yandan elini... seviyorum diyor bir yandan. Bir dakika Mısayet. Dolandırdı beni diyor. Gel, bir dakika. Bir dakika tabii bak bir dakika. Ben seni dolandırmadım. Bir dakika ben sana bir şey söyleyeyim. Kesinlikle ben kabul etmiyorum. Hanımefendi ben beş katli abimi verdim. Lütfen bak, sizden diyeceğim. Değilim. Tamam, bir dakika diyeceğim. Necmettin Bey. Bırakmayın diyeceğim. Konuşayım. Tabii ki ben sonuçta imam nikahlı eşim. Tabii ki. Tabii sen hala nikahlı. Tabii ki harçlık olarak gönderdiği bazı paralar oldu. Ne bunlar kadar benim para gönderdi? Elimde de dekontları mevcut. Ha, ben siz, bunları inkar etmiyorum. Size 11 bin euro. Ama sözlü olarak söylediği o fiyatlar kesinlikle onlar yalan bir iddia. Ya, ya. Dekontlar var ben hepsini sen gördüm. Sen bu senet nedir? Mehmet yazmış sen de imza atmışsın. Onlar...